بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أستعذ بالله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أبدا أدلكم على شيء فإذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم، المسلم أخو المسلم، صدق رسول الله فيما قال وكما قال. محترم كردشلر، bizleri ebedi rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan o Mirayim Sultanı Ramazan-ı Şerif'in son cumasında, son günlerinde, belki de Kadir Gecesi'nin saklı olduğu zaman dilimlerinde, bayram arefesinde böyle bir canlı yayın aracılığıyla bir araya getiren Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar olsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Efendimiz, Önderimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam olsun. Bizleri şu an iftar sofralarında Avustralya'dan, Sydney'den takip eden kardeşlerimiz başta olmak üzere bu yayını isteyen bütün kardeşlerimize Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti ve hidayeti hepiniz ve hepimizin üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, merhaba dediğimiz günlerde Ramazan-ı Şerif'i doya doya yaşamaya gayret ettik. Şimdi de elveda, elveda ya Şehri Ramazan diyoruz. Rabbim daha nice nice Ramazan-ı Şerif'lere bizleri kavuşmayı nasip eylesin. Okumuş olduğum ayet-i kerimede kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz وَعْمُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَتِّيكَ الْيَقِينَ sana yakin ölüm gelinceye kadar kulluk et, ibadet et diyor. Dolayısıyla bizler inşallah Ramazan Müslümanlığını, Kandil Müslümanlığını, Cuma Müslümanlığını bir kenara koyacağız. Bundan sonra mübarek 11 aylar başlıyor. İnşallah Ramazan-ı Şerif'te elveda dediğimiz şu günlerden şuna niyet edeceğiz. Allah'ım Ramazan'daki kazanımlarımızı korumayı nasip eyle. Okumuş olduğum hadis-i şerifte ise sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada, kamil manada iman etmiş olamazsınız. Size bir şey söyleyeyim mi? Onu yaptığınız takdirde birbirinizi seversiniz. Aranızda muhabbet oluşur. Efşü selam ve beynekum. Aranızda selam yayın. Selam İslam demektir, esenlik demektir, barış demektir, güven demektir. Selam dostluk demektir, kardeşlik demektir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Allah'ın selamı ve rahmeti senin üzerine olsun demek bir ibadettir. Allah'ımızın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tavsiyesidir. İslam'ı aramızda yayacağız. Allah'ın selamını yayacağız, muhabbetleşeceğiz ve yine unutmayacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Rabbim kardeş olabilmeyi, kardeş alabilmeyi bize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, sohbetimi Efendimiz, Önderimiz, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın Ashabekül Ucum, ashabın gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu, her biri gökte yıldızlar misali bize yol gösterici rehberler, önderler olan Ashab-ı Kiram'dan bir örnek vererek tamamlamak istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, müezzinlerin piri Peygamber Efendimiz'in müezzini Bilal-i Habeş, Habeşistan'da, Etiyopya'da, Afrika'da, siyahi, teni siyah olan, böyle esmer olan bir sahabeydi. Bir gün Bilal-i Habeşi en güzel Rıfale Hazretleri yolda yürürken görür, der ki, ey kara kadının evladı der, ey kara kadının çocuğu der. Bilal-i Habeş der ki, ey Ebazer, boyayı mı beğenmedin, boyanın der. Ve bunun üzerine gider, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ebu Zer'i şikayet eder. Ya Resulallah, Ebu Zer bana ey kara kadının evladı dedi, benim tenim.
Peygamber Efendimiz rahmet peygamberin anındaki damar şişer, öfkelenir, canı sıkılır, bana Ebu Zer'i çağırırlar. Ebu Zer getirilir. Ebu Zer gelip peygamberin de üzdüğünü görünce Peygamber Efendimiz ona diyor ki, ya Ebu Zer, sende cahiliye alameti görüyorum. Nasıl kardeşin Bilal'le teninle ilgili dalga geçersin? Çabuk yıkıl, git. Bilal-i Habeş'ten özür dilerim. Ebu Zer Fahri Hazretleri gider. Bilal-i Habeş'in kapısını tıklar. Bilal-i Habeş kapıyı açtığında karşısında kimseyi göremez. Bir bakar ki Ebu Zer Fahri Hazretleri başını Bilal'in kapısının eşiğine koymuş ve diyor ki, ya Bilal, vallahi o kara ayaklarla yüzünü basıp çiğnemedikçe ben başımı topraktan kaldırmam diyor. Bana hakkını helal et ya Bilal diyor. Bunun üzerine Ebu Zer Bilal-i Habeş diyor ki, ya Ebu Zer kaldır mübarek başını. Seni affettim diyor. Sana hakkımı helal ettim diyor. Ebu Zer diyor ki, ya Bilal, gel seninle bir kucaklaşalım. Gel seninle bir sarılalım der. Öyle bir sarılırlar ki, öyle bir kucaklaşırlar ki, Allah bize sahabe kardeşi nasip eylesin. Onlar gibi birbirini anlayışla karşılayan, birbirlerine muhabbet duyan sahabeler olmayı, devrim ashabı olmayı lütfeylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, vaktimiz girdi. Geçmişlerimizin ruhu için, şehitlerimizin ruhu için, Allah rızası için el-Fatiha. Afiyet olsun, Allah kabul eylesin kardeşlerim.